Gaziantep kültüründe önemli yere sahip olan ve türkülere konu olan Antep'in hamamları Gaziantep Hamam Müzesi'nde sergileniyor. 509 eserin sergilendiği hamam müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gelenek ve göreneklerin bir arada yaşatıldığı hamam kültürü insanların toplanma ve eğlenme alanı olarak da kullanılmaktadır. Hamam müzesinde gelenek ve göreneklerin bir arada yaşatıldığını belirten müze rehberi Sümerolog Tuğçe Yetkin, şu anda içerisinde olduğumuz yapı 1571 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından yapılmış diyerek sözlerine şöyle devam etti. Şu anda içerisinde olduğumuz yapı 450 yıllık, 1577 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış Osmanlı'dan kalma tarihi bir hamam. 7 yıl önceye kadar hamam olarak faaliyetteydi. 6 yıldır müze, 1 yılda bir restore süresi oldu. İçeride Haluk Per koleksiyonuna ait Büyükşehir Belediyesi'nin satın almış olduğu 509 tane eser sergilenmekte. Hamam soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olarak 3 bölümden oluşuyor. Soğukluk bölümü dinlenme, yemek yeme, üzerlerini değiştirme alanı olarak kullanılırken ılıklık bölümü vücudu ısıya alıştırma alanı. En son sıcaklık bölümüne geçiliyor ve asıl yıkanma alanı sıcaklık bölümü. Termal sularımız olmadığı için sular külhanda ateş yakılarak kaynatılıp toprak borularla hamama iletiliyor. Külhan beyini duymuşsunuzdur belki, hamamdan gelir aslında. Hamam suyunu ısıtmakla görevli olan kişi külhan beyi. Gelin hamamı, damat hamamı, sünnet hamamı, asker hamamı gibi birçok özel günden önce toplanarak hamamda hem temizlenip hem eğlenmeyi hem yıkanmayı böyle bir kültür haline getirmişler. Kadınlar mesela günler öncesinden hazırlıklar yapıyorlar. İçli köfteler, dolmalar, böyle gelinlere gelin çeyizleri hazırlanıyor. Hamama büyük hazırlıklarla birlikte geliyorlar.